Hazreti Mevlana Hüdavendigâr'a ve Hazreti Şeyh Şemsüddin-i Tebrizi ve Hazreti Çelebi Hüsameddin ve Şeyh Selahüddin Zerkubi Konevi ve Şeyh Kerimüddin ve Sultan İbni Sultan Hazreti Sultan Veled Efendi ve Valide-i Sultan'ra ve Hazreti Ulu Arif Çelebi ve sair Çelebiyan-ı Kiram, zevil ihtiram, meşayih, hulefa, dedegan, dervişan, muhibban ve fukarayı mazira. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ TV ekranlarından hepinize sevgilerimizi yolluyoruz. Konya günlerdir Şeb-i Aruz için hazırlanıyor ve 7-17 Aralık arasında Hazreti Mevlana'nın 750. yıl dönümü için etkinlikler başladı. Konya'da Şeb-i Aruz için önemli etkinlikler, açılışlar yapılacak. Hazreti Mevlana'yı anmak ve anlamak için yapılacak tüm etkinlikleri ekranlarınıza getireceğiz efendim. Neler oluyor? Şeb-i Aruz özel başlıyor. Mevlana'nın 750. Vuslat yıl dönümü etkinliklerinde taş binada muhteşem bir sergi açıldı efendim. Fotoğraf sanatçısı Hamit Yalçın'ın sergilediği fotoğrafları 10 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak ve burada gezip görebilirsiniz. Fotoğraf sanatçımız Hamit Bey yanımızda. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok özel bir sene. Hem Hazreti Mevlana'nın 750. yılı hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı. Çok özel bir yılda da sizin fotoğraflarınız burada sergileniyor. Neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim, Şeb-i Aruz törenlerini yaklaşık 15 yıldır
Konya'ya gelip giderek fotoğraflıyorum. Her seferinde, her fotoğraflayışımda heyecan duyarak yapıyorum. Özellikle Hazreti Mevlana'nın felsefesini yansıtan hem hal olma hali, işte ilahi aşkın cezbe hali Şeb-i Aruz törenlerinde kendini gösteriyor. Ben de hep Şeb-i Aruz'un bu yönünü daha çok tercih ettim. Yani beni ilgilendiren, bana hitap eden yönü düşük estantenevi, o dönerken semazenlerin tenüroleri içinde birbirine karışması ve Allah'a ulaşma çabaları fotoğraflarıma yansısın istedim. Umarım bir nebze olsun başarmışımdır. Aktarabilmişimdir diye düşünüyorum. Serginin ismi de Semadan Aksedenler. Evet. Gerçekten tam da aksedilmiş durumda olanları burada göreceksiniz. Evet. Daha öncesinde de sizin fotoğraflarınız farklı yerlerde de sergilendi sanırım. Kısacık ondan bir bahsedebilir miyiz? Evet, yani özellikle yurt dışında 20'ye yakın hem Türkiye'yi tanıtan hem Ankara'yı tanıtan hem de kişisel fotoğraf sergilerim değişik başkentlerde sergilendi ama yurt içinde de yaklaşık 60'ın üstünde kişisel sergim oldu. Sergiler bir takım olayları anlatmakta bir köprü vazifesi görüyor. Tarihi bir arşiv. Elbette, elbette. Bu açıdan üstümüze düşeni yaptığımızı zannediyorum. Hemen şöyle bir fotoğrafları tabii, gezelim. Bize tabii. Özellikle ayrıntıda bahsedeceğiniz burada bir şeyler var mı? Yani işte salonun o çatısını kaplayan semazenin tenuresi bütün bir daireyi bir kısmını kaplamış. Hı hı. Yani bu işte özel bir gayret ve özel bir açı, hı hı, benim için. Her zaman olabilecek bir şey değil. Tabii balık gözü bir lens ile çekildi. Burada işte salonun o olabildiğince etkileyici ışık düzeni ve konumu daha çok bir tane olsun istedim. Ama daha çok dediğim gibi iç içe geçmiş görüntüler. Evet, tam da bunu soracağım. Sizin fotoğraflarınız daha çok bu şekilde geçişlerle birlikte, renklerin de aslında birbiriyle geçişini anlatıyor. Sema'nın ilahi aşkın dans ederken, dönerken, sema ederken ve o törene çıkarken ki birbirleri arasındaki o şeyler, geçişler. Evet, Hazreti işte pirin veya şeyhin elini öpmeleri, onun gösterdiği gibi dizilmeleri, hı hı, ve sahneye çıkmaları. Hı hı. Sonra işte gene eskiden değişik renklerde tenurelerle sema yapılabiliyordu. İşte genç, yaşlı, orta gibi sınıflandırılıyordu ama şimdi sanıyorum bu renkli tenureler kalkmış ve hepsi beyaz isteniyor ama yine de tarihe ışık tutan bir fotoğrafımız. Bunlar aslında hepsi tarihe bir arşiv niteliğinde fotoğraflar. Hemen şuradan iki fotoğraf daha göstermek istiyorum efendim size. Evet. Gerçekten şahane. Yani semazenlerin erime hali, yani o ilahi cezbenin bir nebze olsun yansıması, hı hı, onu anlatabilmek amacımız. Ve burada da dört semazeni net olarak görüyoruz ve hepsi farklı, evet, renklerde. Farklı zamanlarda, farklı dönemlerde çekilmiş fotoğraflar, yani bir seferde değil, hı hı, dediğim gibi 15 yıla yayılmış fotoğraflar. Hı hı. Gene şu fotoğrafımızda da güzel bir ruh hali sezinleniyor. Yani tenurelerin kalkması, el hareketleri ve birbirleriyle olan münasebetlerini şiirsel bir yönü bana göre. Aslında Hamit Bey, fotoğraflarda sadece fotoğraf yok. İçerisinde bir matematiği var, bir tabii, şiiri tabii, var. Tabii, tabii. Yani sanki sanatın bütün dalları onun içerisinde bütünleşmiş bir şekilde. Elbette, elbette. Belki de bunu ortaya çıkarmak sanatçının bakış açısıyla çok alakalı. Şüphesiz, şüphesiz. Yani kalbinizle, gönlünüzle, beyninizin
kesişmesi ve deklanşöre öyle dokunmanız. O anı hissedebilmeniz. Bu da işte hem konuya bakış açısı hem de tecrübeyle alakalı. İşte bir semazenin o ilahi aşktaki dönüşü, yani o aşkın rengi, dönme anının birbirine karışması ve vuslata erme, semaya ermenin ruh hali. Burada da bir kolaj yaptık. Tabii Mevlana silüeti üzerindeki semazenlerin hikaye edilişi. Hı hı. İki fotoğraf üst üste. Çok güzel. Bindirilmiş hali. Evet. Bu fotoğrafımı da gene beğenirim. Yani semayı ve Konya'yı en güzel anlatan fotoğraflardan bir tanesi. Evet. 17 Aralık'a kadar açık sergimiz. Şebi Aruz'un etkinliklerinin bittiği 17 Aralık gününe kadar Konyalılar ve dışarıdan Konya'ya gelen Şebi Aruz'u izlemek için gelen misafirlerimiz özellikle yollarını taş binaya da düşürsünler ve bu sergimizi görsünler. Ben hep şunu diyorum, dünyamızın savaşlar, acı, kan, gözyaşıyla inlediği bir dönemdeyiz. Her zamankinden daha çok Hazreti Mevlana'nın hoşgörüsünün ve sevgi ikliminin, felsefesinin, öğretilerinin daha çok dünyaya tanıtılması, anlatılması ve bu yönde çaba gösterilmesi gerekiyor. Vuslat'ın 750. yıl dönümü umarım buna vesile olur. Buraya bir hatıra defteri bıraktık. Görüşlerini izleyenler oraya not düşerlerse. O zaman yapalım sevinirim. Şimdi sevgili arkadaşım, kameraman arkadaşımla birlikte biz de o deftere düşüncelerimizi, cümlelerimizi yazalım. Gerçekten muhteşem bir sergi. Efendim, Hazreti Mevlana'nın gel çağrısıyla bütün Türkiye ve dünya Konya'da olacak. Ve biz onu anmaya ve anlamaya çalışacağız. Bu etkinlikler içerisinde de yolunuz taş binaya düşerse fotoğraf sanatçısı Hamit Yalçın'ın bu şahane fotoğraf sergisini görebilirsiniz. Mevlana'nın 750. Şebi Aruz yıl dönümü etkinlikleri Konya'da devam ediyor efendim. Biz de her noktadan size yapılan etkinliklerden küçük küçük kareler ulaştırıyoruz. Bugün Konya Panorama Müzesi'nde Keçe'nin Vuslat'a yolculuğu vardı. Arkamda gördüğünüz şahane ürünler var ve tüm bunları ekranlarınıza getireceğiz. 750. yılında Şebi Aruz'un kutlandığı, bu Vuslat yıl dönümünün kutlandığı bu haftada Konya'ya akın akın Türkiye'den ve dünyanın pek çok yerinden misafirler Hazreti Mevlana'nın gel öğretisiyle, onun çağrısıyla birlikte Konya'ya geliyorlar ve misafirleri bu güzel etkinliklerle Konya ağırlıyor. Keçe'nin Vuslat'a yolculuğu neler oluyordu? Amaç semazenlerin bendirle buluşması diyeyim. Yani evet, hem sema ederken o arada da bendirle bütünleşmesi. Biz de burada davul derisi üzerine Selçuklu motifini vurgulayarak bütünlük sağladık. Keçe zaten Konya'ya özgü. Böyle bir kompozisyonla oluşturduk. Minyatür bir çalışmaydı. Bunu Keçe'de sıvama tekniğiyle birebir yünleri ıslatarak çalışıyoruz. Keçenin birçok tekniği var, çalışma tekniği. Bu da yağlı boyama tarzı gibi çalışma. Evet. Ustalarımızın
el işçilikleri gerçekten güzel yansıtıyor. Efendim, keçeden bunlar size neyi hatırlattı? Mesti. Biliyorsunuz Konya'da çok kullanılır. Böyle hacı teyzeler, hacı amcalar ayaklarını sıcacık abdest almak için de güzel oluyor onlar için. Suyu dokunmamak için, yorulmamaları için. Ama keçeden yapılmış. Gördüğünüz gibi o kadar güzel, o kadar zarif düşünülmüş ki. Ve her rengi var. Şurada bir tane de kırmızısı var. Bunlara ulaşabilirsiniz. Konya Olgunlaşma Enstitüsü'nde hocalarımız emek vererek yapıyorlar. Hadi biz çocuklara böyle çarşıdan, pazardan pufidikler alıyoruz ayakları üşümesin diye. Ama bunları kullanırlarsa daha sağlıklı olur. Çünkü keçi sağlıklıdır da bir taraftan. Gerçekten belki de serginin en enteresan bölümü burasıydı. Mavisi de çok güzel. Değil mi Mustafa? Çok güzel değil mi? Keçenin vuslata yolculuğu. Güzel bir yolculuk ekranlarınıza getiriyoruz ama bu yolculuğa çıkarken emek veren hocalar var. Konya Olgunlaşma Enstitüsü'nün müdürü Emel Tosun bizimle birlikte ve ondan alacağız ayrıntıları. Hocam elinize sağlık, ekibin eline sağlık. Kocaman bir ekip var çünkü kesinlikle arkada. Keçenin vuslata yolculuğu ne anlattı? Bizim artık 7-17 Aralık Şebiyaruz törenlerinde her yıl büyük bir heyecanla bir yıl önceden çalışmaya başlıyoruz. Geçen sene deriyle, derinin vuslata yolculuğuydu. Bu yıl keçenin vuslata yolculuğundan yola çıktık. Ve yaklaşık bir yıldır özenle tasarımlar hazırlandı. Bunların hikayeleri oluşturuldu. Kitaplar okundu, mesnevi okundu, bir Ar-Ge çalışması yapıldı. Bu Ar-Ge çalışmasının sonucunda tasarımlar yapıldı ve sonra bunlar atölyelerde üretime dönüştü ve Şebiyaruz'a yetiştirdik. Büyük bir heyecanla ve tutkuyla çalışan bir ekip var bu çalışmaların arkasında. Buradan tüm ekibime teşekkür ediyorum. Gerçekten özverili bir şekilde çalıştılar. Buradaki her ürünün bir hikayesi var. Bu çok bizim için anlamlı. Bu yıl ürünlerimiz satışa da sunduk. İsteyen misafirlerimiz alabilecekler ürünlerimizden. Biliyorsunuz ki bu yıl Mevlana yılı. Hazreti Mevlana'nın 750. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 7-17 Aralık tarihleri arasında misafirlerimize ziyaret edebilecekler. Getiriyorlar. Sergi açıyoruz işte. Şimdi bu sene üçüncü sergimizi açıyoruz. Yüzden fazla aşağı var. 50-60 kişi var. Hattatlık burada nasip bir şey evladım. Herkes edemez. Herkese nasip olmuyor. Hepsi evladım gibidir. Ya yani içinde bir tanesi sen iyisin sen kötüsün diyemeyiz. Hepsini severek çalışıldığı için sevgi işi bu tabii önce. Sevmezseniz olmaz. Kur'an-ı Kerim yazıyorum, 23. cüzdeyim. Mesela aşağı yukarı 10-15 senedir devam ediyor o. En kısası da işte böyle bir kelimelik, bir iki kelimelik
metinler, sözler olur, mesajlar olur tabii. Sonra bizim önce, mesela sorarsanız bir yazı nasıl doğar diye, önce mesajı gelir hatırımıza. Bu mesajı paylaşmak isteriz. İnsanlarla, diğer insanlarla da duyurmak isteriz. İşte o zaman taslak yapmak başlar. Hangi yazıyla yazacağınızı tayin edersiniz, hangi cins, hangi kalemle yazacaksınız, onu tayin edersiniz falan. Sonra kalıp çalışmalarına geçersiniz. Kalıptan sonra yazı yazarsınız, kalıbı tasfiye edersiniz. Ondan sonra yazı ortaya çıkar, ondan sonra çerçeveciye gider. Tezif yapana gider. Yani öyle bir serüveni vardır yani yazının. İşte ilgisi çok. Yani fakültede şimdi ben Karatay Üniversitesi'ndeyim. Herhalde görevli, öğretim görevlisiyim. Hala çalışıyorum orada. Geliyorlar işte seçerek alınıyor yani mesela orada. Yani gördüğünü çizebilme, gördüğünü yapabilme işi olur mu? Önce ilk onu öğrenme işi nasıl olur derseniz ilk öğrenme işi taklittir. Yani gördüğünüz bir yazıyı, gördüğünüz bir harfi aynen taklit ederek yazmanız lazımdır mesela. Bunu kim iyi yaparsa başarı orada olur. Önce iyi bir hoca bulmaları lazım. Çok çalışmaları lazım. Yani birçok işler bundan önce gelemez artık. Hepsinin en önünde bu ilk meşgale budur. Geri gelmez eve girince çocuğundan önce yazıya da gelir bakarsın mesela. Bu kadar mühimdir. Geliyorlar, seviyorlar, duydular mı gelip takdir ediyorlar, bildiriyorlar takdirlerini. Onlar olmasa zaten kime hitap edeceğiz? Bu seyircilere hitabımız yani meraklılarına, bu sanatı sevenlere hitap ederiz. Etmemiş. Sakarya Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Hocamla Konya'daki öğrenciliğim yıllarında tanıştım. 1980 yılında burada Selçuk Üniversitesi'nde okudum. O yıldan beri 43 yıldır irtibatımız devam ediyor. Ve ilk icazetli talebesiyim. Dolayısıyla hocamın tabii bu yönde bereketli bir mektep olduğunu söyleyebilirim. Bizim dönemimizde yetişen arkadaşlar, efendim bizden sonra bizim yetiştirdiğimiz arkadaşlar, dolayısıyla buradaki sergi de bu şeyin, efendim hocamızın hizmetlerinin bir nişanesi olarak düşünülebilir. Çünkü burada neredeyse 4 nesil bir arada hocamızın eserleri var, onun talebelerinin ve talebelerinin talebelerinin eserleri var. Bu da hocamızın bu sanata hizmetinin bir delili olarak düşünebilir diye zikretmek isterim. Tabii hat sanatını önce sevmek lazım başlamak için. Bu işi seven, öğrenmek isteyen arkadaşların da en yakınında kim varsa bir ustayı arayıp bulmaları lazım. Çünkü öğretecek kişi bu konuda önemlidir. Ve onu buldukları zaman da sebatla, sabırla, tavsiyelerine uyarak çalışmalarına devam etmeleri gerekir. Uzun bir süreçtir ve tabii ki bir mücadele gerektirir ama sonucu güzeldir. Sonuca ulaşanlar da bunun zevkini tadarlar. Dost göze sezdirmeden gözyaşı silendir sözü Fethi Gemihlioğlu merhuma ait bir söz. Bu sözün hem mana olarak güzelliği hem de görsele dönüşteki güzelliği etkileyici olduğunu düşündük. 2-3 ay süren bir çalışma neticesinde ortaya çıkan bir eser oldu. Tesibini Sabriye Köle Hanım İstanbul'dan yaptılar. Beraberce böyle bir eser ortaya çıktı. Ve ben Kahramanmaraş'tan geliyorum. Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisiyim. Tabii bizim menbaımız, kaynağımız Konya. Hocamın hocası Hüseyin Öksüz hocam, ömrüne bereket. Hocamın hocası, hocam Mehmet Memiş, benim hocam. Tabii bu silsile böyle devam edip gidiyor.
inşallah sonsuza dek gider. Konya'da olmak ayrı bir güzellik. Bu sanatlarımızın takdir görmesi bu dönemde ayrı bir güzellik. Onu hep birlikte yaşıyoruz efendim. Hattat Erol Balcı, Mehmet Memiş hocamızın icazet talebesiyim. Aynı zamanda hocamızın hocası da Hüseyin Öksüz. Hüseyin Öksüz hocamız onun şemsiyesi altında Konya'daki bu sergimizde buluşmuş olduk. 19 yıllık has sanatındaki yazma sürecimiz devam ediyor. Aynı zamanda biz de elimizden geldiğince hat talebesi yetiştirmeye, bu Allah kelamını en güzel şekilde, Resulullah Efendimizin hadislerini en güzel şekilde icra ederek yazmaya çalışıyoruz. Ben de halen hem Koca Üniversitesi Kültür Evi'nde, Gebze'de ve Pendik'te bu sanatların devamındaki neslimize aktarılmasına vesile olmaya çalışıyorum kendi gücüm yettiğince. 19 yıldır devam etmekteyiz. İlk rikatı ile başlayıp ondan sonra sülüs, nesih, celî divani ve celî talik. Arada tabii az da olsa muhakkak yazıları yazmaya çalışıyoruz. Yani bu sanat uzun soluklu bir sanat. Dinginlik kazandıran bir sanat. Yani günümüzün daha doğrusu kapitalist sistemin dayattığı zor bir yaşam, hızlı bir yaşam içindeyiz. Ama bu mübarek sanatın getirdiği bir dinginlik var, bir huzur var elhamdülillah. Biz de onu azamisiyle istifade etmeye ve bu sanata artık kenarından da tutmaya çalışan kim varsa onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben Muhammed Esat Güçlü, Konyalıyım. Aile hekimi olarak görev yapmaktayım. 1983 yılında lise öğrencisiyken muhterem hocam Hüseyin Öksüz'le tanışma fırsatım oldu. Sülüs ve nesih hatlarını meşk ederek başladım. Daha sonra divani ve celî divani ve rika hatlarını tamamladım. İşte 83 yılından bu yana 40 yılımızı tamamlamış olduk hocamın talebesi olarak. Hat sanatını gençlerimize mutlaka ilgilenmelerini, çalışmalarını tavsiye ederim. Çünkü sadece bir sanat olarak düşünmesinler. Bu bizim ecdadımızdan gelen çok değerli bir sanat, Kur'an yazı sanatı. Hem de Kur'an'a hizmet etme fırsatını yakalamış olurlar. Kesinlikle tavsiye ederim. İsmim Kerem Halat, İrfan Medeniyeti Araştırma Kültür Merkezi'nde burada Sema Azim başı olarak görev almaktayım. Sema, şimdi birazdan izleyeceğiz ama biz yine kısaca birçok mevzuya değinelim. Yine sonradan da tamamlamış oluruz. Sema'yı Hazreti Pir kendisi şöyle tanımlıyor. Ruhlar meclisinde Allah Teala kullara, aslında ruhlara sordu. Elestü bir Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kullar da bela cevabını verdikten sonra, kulluk şerefine müşerref olduktan sonra kendilerinden geçerek böyle o canla, can lütfedildi. O canla kendinden geçerek böyle cezbeye geldiler. Allah, Allah, Allah diyerek, zikrederek dönmeye başladılar. Hazreti Pir de burada semada ona işaret ediyor. Bezmeyleşti, kulluk hitabıyla muhatap olduktan sonra, ruhun kendi canına, canın kendi ruhunu aldıktan sonra o cezbeyle devletmesine sema ediyoruz. Tabi artık bu yıllar sonra gelişe geldi birçok Hazreti Pir'den sonra da sistematik hale bugün günümüze kadar geldi ama Hazreti Pir zamanında sema böyle miydi, kıyafetler böyle miydi, usul böyle miydi? Tabii böyle değildi. Hazreti Mevlana sema etmişti. Böyle mi sema etmişti? Hayır. Ama ondan 200 sene sonra, 300 sene sonra bu iş biraz daha sistematik hale geldi. Hazreti Mevlana böyle sikke giymiş miydi? Evet, keçeden bir külah giymişti. Keçeden bir mamul, başına bir takke takmıştı. Ama daha sonraki zamanla da sikke haline geldi. O tenüre beyaz kıyafet diyoruz tenüre. Öyle bir tenüre giymiş miydi Hazreti Pir?
Evet, tam aynısını giymemişti. Ama beyaz bir entayeli dediğimiz böyle bir kisveyi giyip sema ettiği, çark attığı, çark atarak zikrettiği, Allah diye zikrettiği bu vakidir, böyle olmuştur. Ama bu daha sonralar sistematik olarak gelinmişti ve şu an içinde bulunduğumuz, biz buraya Meydan-ı Şerif deriz. Allah'ın zikredildiği, sadece zikir için değil, sema için değil, her türlü kulluk bilincini, mesela bir hattat gelir burada dersini yapar, bir hafız gelir burada ezberini yapar. Her türlü İslam'a hizmet edilen bir mekan olduğu için buraya Meydan-ı Şerif denilir. Ve semalar artık bugün günümüzde böyle Meydan-ı Şerif'lerde aynı şekilde icra edilmeye başlanmıştır. Biz yaklaşık böyle bir 700-800 yıldır sistematik hale dökülmüştür. Baştan başlayalım. Bu fırka üstümüze görmüş olduğunuz kardeşimizin. Aslında buna biz nefis ve beden ikisini birlikte de kullanabiliyoruz. Nefis ve beden ikisi birlikte oluyor mu? Evet oluyor. Şu an sırladı. Daha demin bahsettiğim bir durum vardı. Elestü bir Rabbüküm demeden önce peki ne vardı? Evet, hiçbir şey yoktu. Sadece Allah vardı. Fakat Allah-u Teala'nın ilmi vardı. Allah-u Teala kulları yaratacağına dair, ruhları üfleyeceğine dair bir ilim vardı. Şu an o ilmin, şu an ortada hiçbir şey yok. Sadece var ama ruhu daha üflenmedi. O ruh verilmedi. Bela hitabına daha müşerref olmadı. O yüzden şu an can kendisini sırlıyor. Bu artık ruhlar beziminden önce, ruhlar aleminden önce daha ruhun üflenmediğini, o ruhun canın cana verilmediğini işareti olan bir fırkayı şerifteyiz buna. Farkındaysanız kolları giymedi kardeşimiz. Kol şöyle, çok da büyük aslında fırkanın kolu, biz buna fırka dediğim zaman. Fırkanın kolu çok büyük. Neredeyse belki içine bir kişi girebilecek kadar büyüklüktedir. Ama kolları giymiyor. Niye? Çünkü henüz daha yaratılmadı, henüz daha yok. Ruh üflendiği zaman artık kisvesini üstünden atacak, ayağa kalkacak ve sema etmeye başlayacak. Peki beyaz kıyafet tenir ediyoruz buna. Saf günden saf bir kumaştan yapılmıştır. Tertemiz beyaz olması sebebi saflığa işarettir. Bu da şu anlama geliyor. Nasıl ki İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı zaman Allah Teala ona Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla hitap etti. Ey ateş, selam onu biliyorsun. Benim kulumu ateşte yakma diye kula ateşi hitap etti, emretti. Nasıl ki Cebrail Aleyhisselam da getirdi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a bir kisve giydirdi, bir hilat giydirdi ve onun sayesinde ateşten emin oldu. Bu ateşten emin olmanın adına ona remiz olarak bizi Mevlevi'lerde böyle bir tasavvuf kültüründe buna tenre deniliyor. Bunu giyen kişi artık ateşten emin oldu, ondan belli oldu, kulluk bilincine ulaşmaya başladığının anlamına ifade etmektedir tenüre. Buna ilflambet deriz, siyah kuşak belini ayırır. Aslında halk dilinde meşhur bir tabir vardır. Elini, dilini ve belini birçok şeylerden, sıfatlardan temizleyerek kendi nefsine hakim olan bir durum diye addedilebilir. O da aslında çok güzeldir. Ama asıl anlamı şudur, nefsi ve ruhu ayıran bir çizgidir bu. Bunu artık giyen kişi her türlü kötülüklerden insanların, herkese, diğer insanların, bu kişiden, bunu ilflambeydi kuşağa bağlanan kişiden, her türlü kötülüklerden emin olan bir kişi sıfatına remizdir. Başımızdaki sikke aslında Mevlevi Külah'dır. Mevlevi Külah da diyebiliriz. Ama ismi sikke. Sikke malumunuz, tarihte de birçok devlet özgürlüğünü, hürlüğünü ilan ettiği zaman sikke bastırmıştır. Buradaki sikke de aynı anlamdadır bizdeki. Nasıl ki bir devlet özgürlük alameti olarak, hürlük alameti olarak kendi iradesini ortaya koyan bir durumda sikke bastırıyorsa artık bu canın giyindiği bu kisvede sikke denir. Artık ben nefsimin esaretinden kurtuldum, belli oldum. Nefsim bana söz geçemez, ben nefsimi ezelim anlamına gelen bir sembolizmi ifade eden sikke diyoruz buna da. Elimizi yukarıya bakıyoruz, evet haktan alma anlamı var. Ama haktan alırken haktan aldığına bakmıyor, dua ediyor. Ona hiçbir şekilde şey yapmıyor artık böyle Rabbimizden. Rabbim ne lütfederse, ne verirse biz ondan razıyız şekline gelen elini yukarı açıyor. Ve hiçbir şekilde ona bakmıyor. Evet burada da kendisine lütfedilen güzelliklerden halka ikram ettiği anlamına gelen sol el aşağıya bakar. Ama ona da bakmıyor farkındaysanız. Böyle bir ele bakış yok. Dağıtına da bakmıyor. Ne gelene bakıyor, ne gidene bakıyor. Bu da can kardeşimiz tamamen kalbine böyle bir kalbiyle kendi halinde ona bakıyor. Kendi kalbini yokluyor. Sürekli Allah'ı zikrederek o da biz çark deriz. Bir kendi etrafında bir devretmeye çark deriz. O çark esnasında Allah, Allah, Allah diyerek semazen canlar burada zikrederek
çark ediyor, sema ediyor. Kardeşimiz de böyle kalbine doğru bakar ki bu ne aldığına, ne verdiğine, ne gelene, ne gidene, kendisine ilham onuna da bakmaz. Sadece Allah Teala'yla kalbini Allah'ın muhabbetiyle süslemeye, ondan zenginleştirmeye çalışır. Bu sema sıralana kadar böyledir. Tamamen kalbiyle kendisi rabıta halindedir. Allah ile buluşmanın, muhabbetin keyfini yaşamaya çalışmaktadır. Sema dediğim gibi işitmek demektir arkadaşlar. İşitip Allah zikrine eda eden dervişler cezbedilerler ve dönmeye başlar. Sema nedir bilir misin programıydı. Bu programda Semazen kardeşimiz Semazen kıyafetinin anlamlarını o kıyafetteki remizlerden genç kardeşlerimize bahsediyor ve sonrasında da küçük bir sema mukabelesiyle yine bu işi taşlandırmış olacağız. Bu programa genç kardeşlerimiz aileleriyle birlikte katılabiliyorlar ve onlar için çok eğlenceli bir program haline geldi. Vazgeçilmez oldu. Sadece Şebaruz özelinde değil, yıl içinde de birçok okuldan ve veliden bu programın yapılması yönünde bize ciddi talepler var. İnşallah yaptığımız istişarelerle bu programın yıl içine de yayılması için çalışıyoruz.